Uç uç böceğim. Bakın nasıl uçmaya çalışıyor. Kanadı çekiyor, kuruyor ve şimdi fırlatacak. Evet, kurdu. Fırlatacak gücü bulamadı. Yeniden toparlayacak. Görüyorsunuz. Biraz sonra yeniden deneyecek uçmayı. Neden böyle biliyor musunuz? Çünkü burası gölge ve ısınamadılar. O yüzden. Bir türlü o gücü bulamıyor. Görüyorsunuz. Ama resmen zemberek gibi kuruyor. Evet. Birazdan dışarıya bırakınca hepsi uçup hayatlarına dönecekler. Merhaba, iyi günler. Ziraat Mühendisliği Bitki Koruma paydaşlarım. Sizinle bu videoda ofisten birlikte oluyoruz. Sebebi de bu videoyu dışarıda, arazide çekmemin hemen hemen imkansız oluşu. Görüyorsunuz şu anda bir nevi gölge yaparak vatandaşı tutmaya çalışıyorum. Sonra sıra ona gelince görüntüleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar, size topluluk sekmesinden, YouTube topluluk sekmesinden sanırım bir ay önce veya biraz daha uzun bir zaman olabilir fotoğraf atmıştım. Bu nedir diye. O anda bunları görüyordunuz. Şu gördüğünüz, işte üzeri tamamen kaplanmış bir şeylerle bir şey görüyordunuz. Görüyorsunuz şu anda. Görüntülüyorum size. Ve üzerinde bakın şurada kalıntısı kalmış. Şurada tırnağımın hemen ucunda kalıntısı kalmış. Birkaç tane de şey görmüştünüz. Cisim diyelim. Canlı diyemiyorum çünkü bir kısmı belki canlıya benzetmedi. Her alandan meslek dışı da takipçilerimiz var sonuçta. Ve bazılarınız hem yorumlarda hem de daha sonrasında bu işi doğru bilmişlerdi. Doğru sonrasında kısmını da şöyle açıklayayım. Nedense bazıları oraya yorum yazmak yerine Instagram veyahut da Facebook sayfadan yine kanala ait, yani Ziraat Mühendisliği Bitki Koruma hesaplarından mesaj atıyorlar. Daha sonrasında kısmı da budur. Hatta onlara demiştim neden oradan yazmıyorsunuz diye. Yanlış yazabilirsiniz. Çok farklı bir şey olabilir ama yazmakta bir sıkıntı yok. Sonuçta orası bir bilgi alışverişinin yaptığı mecra, yapıldığı mecra. Tabii ki hiçbir bilgi alışverişini bilginiz yoksa da alışveriş olması için olması gerekiyor. Oraya absürt bir şey yazmasanız benim için problem değil ama bu işten yarar görmeyi hedefleyenler için problem olabilir. Akılları karışabilir. Daha iyi olur. Daha sonrasındaki kısmı buydu. Arkadaşlar, bu görüntülediğimiz limonun üzerindeki, şöyle biraz daha yakınlaşmaya çalışayım. Şöyle fotoğraflarını göreceksiniz. Sarı ve kırmızı, evet, kabuklu bitti. O kadar yoğun ki birbirinin üzerine geçmiş durumda. Bir nevi midye diyelim, bu yuvarlak bizim bu civarda badalon dedikleri işte kabuklular var. Taşların üzerine üst üste oluyorlar bazen. Aynı onun gibi. Bu yüzden bir kısmının vücudu diğerini kapsadığı için çok net gözükmüyor. Videodan değil de bunu fotoğrafla bu videonun başına koymaya çalışacağım. Orada net vücut hallerini göreceksiniz. O fotoğrafta gördüğünüz şey de, bunların üzerindeki cisimler de, bunların predatörünün pupalarıydı. Yani ergin olmadan önceki dönemleriydi. Bunu da açıklamak gerekirse, Coleoptera takımından Coxinellida familyası yumurta, larva, pupa ve ergin dönemlerini içermekte. Pupa, yani bu bitkinin, yani bu limon meyvesinin üzerinde gördüğünüz cisimcikler olmakla beraber hareketsiz, kendini sabitlemiş bir kitinden kabuk içerisinde bulunan evredir. Tam başkalaşım geçiren takımlarda bu evre mutlaka görülür. Kimi burada görüldüğü gibi avın yakınında pupaya olur. Kimi türler toprakta, kimi türler ağaç kovuklarında, taş altlarında vesaire gibi değişik yerlerde görülürler. Ve bu evreler hiçbiri birbirine benzemez bir haldedir. Yani yumurta, larva, pupa ve ergin evreleri yarı başkalaşım geçiren türlerde olduğu gibi kesinlikle hiç birbiriyle alakası
yoktur. Yarı baş kalışım geçerli ürünlerde nasıldı? Mesela bir çekirgede yumurtası hariç nimflerinin dönem dönem hepsi birbirine çok benziyordu. Ergene de sanki nimf dönemlerinin biraz daha ölçek olarak büyük bir haliydi. Bambaşka alışım geçirenlerde kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bu kadar ince anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bunu daha çok meslektaşlarımızın izleyeceğini ve bilgilerine yeni bir çentik atacaklarını, yani bir hatırlatma çentiği atacaklarını düşündüğüm için bu şekilde anlatıyorum. Çiftçi arkadaşlarımız ilgi duymazlarsa bu kısmı atlayacaklarını düşünerek bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Görsellerle de bunu arka kısımda destekleyeceğim montajlarken. Şimdi arkadaşlar, avucumun içinde ve birkaç tane de kutunun içerisinde hoplayıp zıplamasın diye tuttuğum o pupalardan çıkan ergin böcekler var. Yani predatörler var. Biliyorsunuz bunlar, yani koksinellikler, kesinlikle çıktıktan belli bir zaman sonra av yoksa, hele ergin olduysa, yeni sahalar açılmak için buradan uzaklaşırlar. O yüzden bu arkadaşın da çok uzaklaşma heveslisi olduğu için avucumla tutuyorum. Birazdan yere koyup onu da görüntüleyeceğim. Şimdi isterseniz böceğimizi yere bırakıp daha yakından çekmeye çalışalım. Olmazsa fotoğrafını koyarız. Bakın, gördüğünüz üzere arkadaşımız çok hızlı bir şekilde hareket ediyor. Fotoğrafta daha net göreceksiniz. Oraya dönüp bakabilirsiniz. Buradan da yine, evet, şurada da görüyorsunuz şu anda. Evet. Gitme. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere bu tür Kilocorus bipusturatus dediğimiz sarı ve kırmızı kabuklu bitler üzerinde beslenen, aynı zamanda Diaspidae familyasından türler üzerinde beslenen bir avcı. Yani bir koksinellit. Az önce ondan bahsettik. Birazcık koksinellitlerden de bahsedelim genel olarak istiyorum. Herkesin bildiği uğur böceği, uçuş böceği, her ne diyorsanız gelin böceği, o da bir koksinellit. O da yaprak biti avcısı. Genelde bu arkadaşların hepsi avcı koksinellit takımının. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Bunların birçoğunluğu Homoptera takımında avcılık yapıyorlar. Bu da yine bir Homoptera olan Diaspidae, yani kabuklu bitler familyası üzerinde avcı olan Kilocorus bipusturatus dediğimiz böcek. Kilocorus bipusturatus'un bipusturatus kısmı, yani Latince biliyorsunuz bu adlandırma, üzerinde bulunan püstül şeklindeki, şu görüyorsunuz sağa ve sola doğru böyle püstül, yani bipusturatus oradan geliyor. Bi biliyorsunuz bi di iki demek. Pustulatus da pustul, püstül, aynı şekilde İngilizce aynı şekilde almış Latinceden püstül, pustulu. İki püstüllü demek. Yani iki böyle uzantılı, şu bakın bir sağında, arkadan bakarsak kaçırdım. Evet, çok zoom'la çalıştığım için kaçıyor. Maalesef daha henüz şeye de ulaşamadık. Mikroskoba da ulaşamadık. Her nedense kamera, evet, bu kadar çekebiliyoruz. Videolar yeterli tıklanmayı almıyor. Özellikle kış döneminde iyice düşüyor. İnşallah bir sonraki hedefimiz bir mikroskop almak olacak. Ve o mikroskopla bu bahsettiklerimi içine girerek göreceksiniz. Tabii ki bir Olympus alamayacağız. Binoküler alamayacağız, ancak en azından elektronikçi mikroskopu dediğimiz şeylerden alacağız. Ve onu bilgisayara yansıtıp bunları çok daha iyi, çok daha net, özellikle ağız yapıları vesaire hepsini size göstermek istiyorum. Ama nasip bakalım ne zaman olur, olur mu onu da bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Siz destek olmaya devam edin. Videoları beğenip paylaşın, reklamlara tıklayın ve abone olmayı unutmayın diyelim. Bu pustulatus kısmı, işte şu gösterdiğim püstüllerden meydana geliyor. Görüyorsunuz sağında ve solunda nokta yerine böyle püstül, yani pürçük pürçük kırmızımsı alanlar var. Latince buna tür ismini koyarken belirleyici olarak demiş ki Kilocorus bipusturatus. Mesela 7 noktalı bu bizim gelin böceği dediğimiz böceğe de Septem punctata, yani 7 noktalı demiş. Yani puncta nokta demek. Septa biliyorsunuz zaten 7 noktalı diye isimlendirmiş. Bunu da bu şekilde isimlendirmiş. Biliyorsunuz bunlar ısırıcı çiğneyici ağız yapısına sahip. Ergin ve nimflerini kabuklu bitlerin yiyerek tüketiyorlar. Çok güzel, harika canlılar. Ne kadar parlak görüyorsunuz. Şimdi bu arkadaşı yerine iade edelim.
Daha sonrasında eğer oradaki pupalar duruyorsa o pupalardan birine bir göz atalım. Evet arkadaşlar, bakın orada bunları görmüştünüz. Yani o limon fotoğrafında topluluk sekmesine gidip bakarsanız bunları görmüştünüz. Zaten limonu tanıyacaksınız. O gördüğünüz erginler bu pupa kabuklarından çıktı. Yani şu anda bunlar boş. Çıkış yapmış halde. Şu anda evet görüntülüyorsunuz. Burası toraks kısmı. Orayı yardı. Çıkışı yaptı. Bakın burada da aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Bununki biraz daha aşağı doğru çökmüş. Bakın şurayı yardı. Çıkış yaptı. Bir tane de burada, bu biraz daha farklı. Yani bu kısmı böyle sağa sola doğru yamulmuş. Buradan çıkış yaptı. Zaten bizim de bakın bir tane de burada aynı şekilde. Şu kutunun içerisine alma sebebim bu videoyu ilerleyen dönemlerde çekebilmekti. Sevgili öğrenci arkadaşlar, özellikle siz daha mesleğin başındasınız. İsterseniz siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Çok basit bir yapılış şekli var. Yani bir böcek kabı, bir böcek çıkış kabı. Ne yapıyorsunuz? Böyle ben gittim işte böyle bir plastik aldım. Şu tabiri caizse 1 milyoncu denilen yerlerden. Daha sonra bunun üzerini matkapla deldim böyle küçük küçük. Biraz büyük de olabilir. Kaçışını engellemek için şöyle bir tül aldım. Bunu bu pencere sinek tülleri var. Onlardan elde edebilirsiniz. Bir de bunun iklimlendirilmesi gerekiyor. Özellikle bu kuru limonu koysaydık bu pupaların hiçbiri çıkamayacaklardı. Bununla alakalı zaten okulda mutlaka dersler alıyorsunuz. Ama gözden kaçabilir. Çünkü hepsi her konuyu ayrı ayrı alıyorsunuz. Biz onun için burada çay tabağı vardı, onu aldık. Çay tabağının içerisinde şöyle bir peçeteyi, kağıdı, bez de olabilir gerçi. Böyle buruşturup suyu emecek şekilde koyduk ve ara ara onun içerisine su damlattık. Ve bu şekilde bir iklimlendirme yaptıktan sonra bakın erginlerimiz orada. Bakın şöyle, şöyle içeriye sokmaya çalışayım. Bakın bir tane, iki tanesi burada erginin. Bir tanesi de şu zeminde. Görüyorsunuz. Erginleri elde ettik. Şimdi bunları doğaya bırakacağız. Çünkü bunların görev yerleri doğa. Hatta hemen ofisin dışındaki şu şeyde kabuklu bit bol miktarda oluyor. Ve birkaç yıldır da beyaz sinek oranlara bir musallat oldu. Oraya bırakacağız. Orada beslenecekler. Ve böylece doğayı şey yapmamış olacağız. Katletmemiş olacağız. Ve bunları buradan çıkış yaptıktan sonra siz de gözlemleyebilirsiniz. En azından bulduğunuz pupadan ne çıkacağını görmüş olursunuz. Bakın burada yakın zamanda doğacak bebeklerimiz var diyelim. Bunlar Akdeniz meyve sineği vurukları. Bunların da burada Akdeniz meyve sineği besleniyor şu anda içeride. Şurada bakın girişleri daha net görüyorsunuz. Bunlar çürüyecek. Akdeniz meyve sineği pupa olacak ve daha sonra çıkacak. Bunlar da sizinle paylaşacağım. Bakın bu da şuradaki de portakal güvesi girişi. Yakında onun da pupası dışarıya doğru, yani beslendikten sonra larvası dışarıya doğru çıkacak. Ve bunu burada eğer fırsat bulursam sizinle paylaşarak göstereceğim. Şimdilik hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Lütfen videoları beğenip paylaşmayı ve reklamları tıklamayı unutmayın. Şu mikroskopu alırsak inanın böcek babında çok daha güzel, çok daha en azından görsel olarak güzel şeyler yakalayacağız. Ve bilgisayar olarak da içini bildiğimiz kadarıyla doldurmaya çalışacağız. Katkılarınız varsa da yorumlara mutlaka sorularınız ve katkılarınızı ekleyin ki ben de sizden bir şey öğreneyim. Sorularınızın da karşılığını vereyim. Yine hepinize hoşça kalın diyorum. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.